Çok merhaba, kolay gelsin. Ben de bir fotoğraf alıyoruz, çok kadar affedersiniz. Ooo, Adem Bey nasıl? Buraya bakalım. Tabii ki. Sizi görüyorum, daha mutlu oluyorum. Tamam, önce bir 1500 kameraya bakalım. Bir şey yapmazsak. Bir fotoğraf alayım ben. Bu diğer tarafına geç. Evet. Evet, giriyor. İyi akşamlar, hoş geldiniz Kadir Bey, Neslihan Hanım. Nasılsınız? Biz iyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Harika bir gece, harika bir gün. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bu platform Türkiye'nin çevresini değiştirdi bence. En başta rekabeti arttırdı ve rekabet her zaman kaliteyi korur ve yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlar. Çevresini değiştirmek umarım piyasa olan Türk sinema ve dizi piyasasını sektöre çevirmek için de içeriğin kuvvetlerini hepsi için, bütün piyasa için, sektör olabilmesi için kullanabilir. İçeriklerde özgürlüğü getirmesi de bizim hem yeteneklerimizin ortaya çıkmasına hem de oyuncuların yıllardır yapabileceklerini gösterebilecek bir platformun da varlığını bizim hepimize inandırdı. Birçok platform var biliyorsunuz. Bunların hepsi Türk sinema ve dizi piyasasının sektör olabilmesi için çok önemli. O yüzden biz de gelip elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık kardeşim. Sen de bir şey sorabilir misin? Evet, söylemeden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Çok çift röportajı yaptım. Çiftlerden biriyle konuşurken diğeri eşine, sevgilisine bakıyordu ama yani bu bakışları hiç kimsede görmedim diyebilirim, biliyor musunuz Neslihan Hanım? Bu kadar aşkla giden maşallah. Maşallah 41 kere. En güzelleri seninle olsun Akif'ciğim. İnşallah. Kadir Bey her konuştuğunda gıptayla izliyorsunuz galiba siz de. Aşk hala aynı kaldığı yerde. Tabii artarak çoğaldığını düşünüyorum. Açıkçası aynı kalmıyor bence. Dönüşüyor ve aynı zamanda artarak çoğalıyor. Aynı bakışları şimdi buradan da gördük. Evet. Heyecanlandırmış. Siz neler söyleyeceksiniz peki geceyle alakalı? Yani bakalım işte. Ben de aslında açıkçası heyecanlıyım. Neler olacak merak ediyorum. Yani Kadir çok güzel konuştu aslında. Ben işte yani genelde Kadir fikri tuhaf olduğu için. Evet, siz de yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Bir sahne çıktı. Mezarlık sahnesi, o da çok konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz? O sahne çekimleri nasıl geçti? Zor geçti mi? Eğlenceli geçti. Adapte olmak zor oldu çünkü. Biz kamera arkasını izleseniz gülmekten sahneyi çekemedik. Yani bütün sığamadık ekip... mezarlara. Sarp sığamadı biz. Sarp sığamadı, Cihangir sığamadı, Levent abi sığamadı. Hiçbirimiz sığamadık aslında. Biz eğlendik ya. Ama tabii ortaya çıkartmak istenen ruha iyi gelmekse her türlü ritüel kabul olmalı bence. Senaristler böyle uygun görmüş. Biz de elimizden geldiğince yaşatmaya çalıştık. Evet, peki Kadir Doğulu'nun bir bakışı, konulara bir bakışı vardır ya. Siz oraya girdiğinizde bence hani manevi olarak da farklı bir şey değerlendirdiğinizi düşünüyorum. Çok güzel, kendi düşüncenizi. O kadar güzel ki böyle sadece gökyüzünü görüyorsun falan, kuşlar uçuyor falan, çok güzel. Öyle. Yani zaten bizim her türlü kültürde bu tip ritüeller var. İnsanın her an bir şeylerin öldüğünü ve bir şeylerin doğduğunu anlaması lazım. İçinde de bir şeyler ölüyor. Kin ölebilir, nefret ölebilir, kıskançlık ölebilir. Yerine coşku, neşe ve ileriye dönük ümitler doğabilir. O yüzden bu ritüeller bunun için var. Yolunda gitmeyen şeyleri öldürün. Yolunda gidebilecek şeyleri de doğurun artık diyor. Çok teşekkür ediyoruz bu lafın üstüne. İyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Neden? Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim, ben de çok güzel. Tamam. Teşekkür ederiz. Şöyle alayım. Şu burayı açalım hemen. Abi siz hasta mısınız? Artık yarışırız. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kanka niye çekmiyorsun? Açma, sen yapabiliyor musun? Çünkü bir yerde mi çekiyorsun?